Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu kanalda matematik konu anlatımına devam ediyoruz. Matematikle ilgili bol miktarda soru çözümüne devam ediyoruz. Kısacası matematikle ilgili en kaliteli eğitimi vermeye çaba gösteriyoruz. Ve sizler de matematik çalışıyorsunuz. Ama son zamanlarda çoğu öğrencinin sorduğu sorulara bakarak birçok öğrencinin aslında matematiğe nasıl çalışması gerektiğini bilmediği için böyle bir video yapma gereksiniminden bulundum. Şimdi öncelikle bu videoda hangi konular olacak? Arkadaşlar matematiğe nasıl çalışmalıyız? Matematiğe çalışma sırasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve gerçekten bu matematikten başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu sorulara cevap vereceğiz. Sevgili arkadaşlar öncelikle gel Gerçekten bu matematikten başarılı olmanın kuralları nelerdir? Bu kurallardan bahsedelim. Birinci kural sabırlı olmak. Gerçekten çok sabırlı olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani birden çalışmaya başladığımızda birden anlamayı beklemememiz gerekiyor. Ya da anladığımız bir konuyla ilgili hemen test kitaplarında soru çözmeyi beklemememiz gerekiyor. Konuyu ne kadar anlarsak anlayalım test kitaplarında soru çözemiyor olabiliriz. Bunlar normaldir. İşte bu noktada sabırlı olmamız gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde üstüne üstüne gitmemiz gerekiyor. Çözemediğimiz soruları çözdürerek sabırlı bir şekilde gerekirse kaplumbağa hızıyla gidiyorsak bile sabırla inatla sonuna kadar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Birinci kuralımız neymiş? Sabretmek. İki, Süreklilik istiyorsak ya arkadaşlar, matematikte başarılı olmak istiyorsak sürekli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani bir gün çalışıp ikinci gün bırakmamamız gerekiyor. Bir hafta çalışıp bir hafta bırakmamamız gerekiyor. Ya da bir ay çalışıp iki hafta ara vermememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bakın bu örneği sürekli veriyorum ama gerçekten çok güzel bir örnek. Taşı çatlatan damlaların kuvveti değil, öyle değil mi? Taşı çatlatan nedir sevgili arkadaşlar? damlaların sürekliliğidir. Yani o damlalar sürekli 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 damladığı için taş dayanamayıp çatlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tıpkı buna benziyor. Eğer siz sürekli bir şekilde sabırlı olacak şekilde sürekli çalışırsanız zaten o çatlayacaktır. Yani önünüzde ne varsa artık dayanamaz. Onu başaracaksınız. Şimdi kuralları toparlayalım sevgili arkadaşlar. Bir sabırlı olmak. 2 sürekli bir şekilde çalışmak. Arkadaşlar 3. kuralımız neden sonuç ilişkisini aramak. Yani bu gerçekten bu çok önemli. Çoğu öğrenci bizlere soruyor hocam işte bana gerekli yani sınavda geçebileceğim kadar matematik öğretemez misiniz? Ya da şeytani yollar var mı? Korsan yollar var mı acaba? Yani sınavda başarılı olmak için yani ben az acı çekmek istiyorum. Çok fazla ders çalışmak istemiyorum. Bana şeytani yollar gösterin. Ben ne bileyim gerekirse atmasyon yöntemi olabilir. Sınavda bir şekilde ezberleyeyim soruları. Bu şekilde sınavı geçeyim. Eğer bu düşüncedeyseniz sevgili arkadaşlar matematikte zaten ne yazık ki başarısız olacaksınız. Evet matematikte birçok şeytani yol var. Birçok pratik yollar var. Ama ne yazık ki ÖSYM son zamanlarda arkadaşlar. Özellikle son yıllarda mantığa dayalı sorular soruyor. Yani ÖSYM bize diyor ki bu matematiği anlamak zorundasın. Gerçekten neden sonuç ilişkisini aramak zorundasın. Herhangi bir konuya çalıştığımızda ya da herhangi bir denklemi çözdüğümüzde o denklemi çözüm adımlarında neden sonuç ilişkisini sürekli aramamız gerekiyor. Yani ben bu adımdan şu adıma neden geçtim? Bu kural nereden geldi? He, kendinizi ikna etmeniz gerekiyor arkadaşlar. üçüncü kural neymiş sevgili arkadaşlar sürekli neden sonuç ilişkisini arayarak mantığımıza yedirerek ve gerçekten kendimizi ikna edecek şekilde çalışmalıyız. dördüncü kural sevgili arkadaşlar matematikten bir karşılık beklememeniz gerekiyor. eğer sürekli bir an önce bir karşılık bekliyorsanız ne yazık ki yine başarısız olabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Mesela bir insana iyilik yaptığınızda karşılık beklememeniz gerekiyor. Ya iyilik yapmayacaksınız ya da karşılık beklemeyeceksiniz. Ne demişler? İyilik yap denize at. Bu da buna benziyor sevgili arkadaşlar. Siz sürekli çalışacaksınız. Yani aslında iyilik yapıyorsunuz matematiğe. Sürekli çalışıyorsunuz. Sürekli emek veriyorsunuz. Çaba veriyorsunuz. Ama sürekli bir karşılık beklemeyeceksiniz. Bir an önce netlerinizin artmasını beklemeyeceksiniz. Eğer siz sürekli bir beklenti içerisine girerseniz o beklenti olmadığı zaman, netleriniz artmadığı zaman o zaman ne olacak? Motivasyonunuz düşecek, psikolojiniz bozulacak. Büyük ihtimalle dersten soyuyacaksınız ve bırakacaksınız. Dolayısıyla matematiğe çalışıyorsanız, emek veriyorsanız bu matematikten bir şey beklemeyeceksiniz diyeceksiniz ki matematik. Bak ben seni çalışıyorum. Benim senden hiçbir karşılık beklentim yok. Allah senden razı olsun sen yoluna bak ben sana yardım edeceğim ben çalışacağım emekler vereceğim kendimi perişan edeceğim sen bana hiçbir şey vermesen de canın sağ olsun diyeceksin. Ama sürekli de çalışacaksın ha birinci kuralımız neydi istikrarlı olmak, sabırlı olmak. Ondan sonra sürekli şekilde çalışacaksın. Sonra neden sonuç ilişkisini arayıp mantığını yedireceksin. Dört, hiçbir beklentiye girmeyeceksin. Sürekli zaten çalışırsan, emekler verirsen, bu dört kuralı gerçekleştirirsen matematiği zaten bitirdiğinde matematik sana gerekli bütün her şeyi verecek. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü birçok öğrenci 10 konuyu bitirir bitirmez birden 20 netinin artmasını bekliyor. Ya da bir konuya bir konuya çalışır çalışmaz birden netlerinin artmasını bekliyor. İşte öyle değil sevgili arkadaşlar. Matematik bir beklentimiz olmayacak. Ama matematiğin bizden çok beklentisi var. Matematik bizim gerçekten şiddetli bir çalışmaya girmemizi istiyor, gerçekten mantığını kavramamızı istiyor, gerçekten sürekli sabırlı bir şekilde güzel bir şekilde bitir, kendisini bitirmek istiyor. Yani kısacası biz görevimizi yapacağız, karşılık beklemeyeceğiz. Zaten biz görevimizi yapıp bitirirsek karşılığını kat ve kat fazlasını alacağız. Beşinci kural. Aslında en önemli kurallardan bir tanesinden bahsedeceğim şimdi. Arkadaşlar matematiği az hasarla, az çalışmayla anlamaya çalışmak. Bu ne anlama geliyor? Birçok öğrenci para karşılığından bir an önce teknikler, bir şeyler alıp bir an önce matematikte başarılı olmayı bekliyor. Ya da ne bileyim başka bir yani hocam sizde bir iksir var mı acaba? Ya da sihir yapar mısınız? Ya da başka bir şey verir misiniz? Ya da bir ilaç var mı? Ya da zekanızı biraz bana verir misiniz? Ben birden başarılı olmak istiyorum. Yani bu tarz arayışlara girmeniz büyük bir hatadır. sevgili arkadaşlar matematikte başarılı olmak istiyorsanız kendiniz bizzat oturacaksınız. Tabii ki de bir rehberiniz olacak. Tabii ki de özel dersler alabilirsiniz, başka bir yerde yardım da alabilirsiniz, sorularınızı da çözürebilirsiniz. Her şey yap yapabilirsiniz. Ama unutmayın işin %90'ı sizin elinizde. Eğer gerçekten bu matematikten başarılı olmak istiyorsanız kendiniz oturacaksınız yakanızdan tutup masaya oturtacaksınız kendiniz kendinize acımayacaksınız sevgili arkadaşlar emekler vereceksiniz çalışacaksınız kendinizi biraz yoracaksınız çünkü her şey sizin elinizde siz bu işin mantığını kavramazsanız olmaz işte YouTube'da ya da başka platformlarda birçok yerde görüyoruz şeytani yollar işte ne bileyim bu yöntemle hemen tak diye çıkar arkadaşlar evet yöntemler var birçok pratik yollar var her şey var ama eğer işin temel mantığını kavramazsak ÖSYM son yıllarda tamamen mantığa dayalı sorular soruyor. Yani bu işin mantığını kavramazsak gerçekten olmaz sevgili arkadaşlar. İşte gerçekten matematikten başarılı olmak istiyorsak sevgili arkadaşlar bu 5 kuralı kesinlikle yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar matematiğe nasıl çalışmalıyız ve çalışmalar sırasında Nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şurada bir ekranı paylaşayım. Sevgili arkadaşlar, bunlar mat 1'in konularıdır. Yani DGS, KPSS ya da ALES'e çalışıyorsanız bunlar sizin konularınız oluyor sevgili arkadaşlar. Burada ayata konuları yok. Ayata konularını başka bir videoda bahsetmek istiyorum. Şimdi matematik arkadaşlar basamak basamaktır. Yani siz bir basamağa, bir merdivenin basamaklarını beşer beşer gidebilir misiniz? Çıkabilir misiniz? Bu biraz zor olur arkadaşlar, değil mi? Hatta imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla örneğin temel kavramları bilmezsek arkadaşlar temel kavramları birçok yerde kullandırtıyorlar. En basitinden oran da kullandırtıyorlar. Dolayısıyla burayı bilmemiz lazım. Ondan sonra tek çift sayıları birçok yerde kullandırtıyorlar. Mesela ardışık sayılar birçok yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Ardışık sayıları bilmezsek birçok konudan mahrum kalırız. Dolayısıyla basamak basamak gitmemiz gerekiyor. İlk önce sayılar konusunu, konularını bitirmemiz gerekiyor. Sonra işlem yetenek konularını, sonra problem konularını ve en son sayısal yetenek konularını bitirmemiz gerekiyor. <laughs> Tabi burada bazı istisnalar var. Şimdi arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim. Neyden bahsediyorum? Matematiğe çalışma sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar ilk önce temel kavramlardan başlayacaksınız. Zaten biliyorsunuz bu sene bir kitap çıkarttık. Ve kendi kitabımız üzerinde konuları işliyoruz arkadaşlar. Ben nasıl işliyorum? Ben nasıl işliyorsam siz de aynen o şekilde gidin sevgili arkadaşlar. Bakın ben ne yaptım? İlk önce temel kavramlar. Sonra tek çift sayılar. Sonra pozitif negatif sayılar. Sonra ardışık sayılar. Sonra sayı basamakları çözümleme. Sonra 4 işlem ve en son burada bölünebilme kurallarını işledik ve burada bir tekrar yaptık sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın bu da çok önemli. Çalışma sırasında tekrarlara dikkat etmeniz lazım. Yani 4 konuda bir, 5 konuda bir kesinlikle ve kesinlikle başa dönüp konuları tekrar etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tekrarlar nasıl yapılır? O konuyla ilgili notları, yazdığınız notları ya da ne bileyim kitaptaki notları hızlı bir şekilde tekrar edip o konuyla ilgili en azından 2 tane test çözmeniz gerekiyor. Bu şekilde baştan sona kadar tekrar edeceksiniz. Biz ne yaptık? Bu sene konuları bu şekilde işledik. Siz de bu şekilde işlemelisiniz. Bu şekilde çalış Malısınız. Buraya kadar işledik ve burada birinci tekrarımızı yaptık arkadaşlar. Birinci tekrarımızı yaptık. Daha sonra konu anlatımına devam edeceksiniz. Faktöriyel, asal sayılar, o ve Sonra burası bittikten sonra işlem yeteneğe geçeceksiniz arkadaşlar. Basit açıklar, mutlak değer, rasyonel sayılar. Biz ne yaptık? Buraya kadar geldik. Burada ikinci tekrarımızı gerçekleştirdik. Neden? Benim yaptıklarımdan bahsediyorum. Çünkü siz de öyle gitmelisiniz sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir genel tekrar yaptık. Şurada ikinci genel tekrarı yaptık. Siz de bu şekilde gitmelisiniz. Yani 4 konuda bir, 5 konuda bir, belki de 6 konuda bir fark etmez. Mutlaka tekrarlar da yapmanız gerekiyor. Ondan sonra konu anlatımına devam edeceksiniz arkadaşlar. Üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanları ayırma, birinci derecede denklemler, oran orantı. Buraya geldiğinizde üçüncü tekrarınızı yapabilirsiniz. Ben de öyle yapmıştım arkadaşlar. Birazdan oynatma listesini de göstereceğim. Burada üçüncü tekrarımızı da yaptık. Üçüncü genel tekrarı yaptık. Yani konuları baştan sona kadar tekrar ettik. Yani bu tekrarlar ne işimize yarıyor? Geçmiş konuları unutmamam unutmamızı engelliyor. Geçmiş konuları beynimizde canlı tutuyor. Anlaşıldı mı? Daha sonra problemlere geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. İşte bundan sonrasını lütfen çok iyi dinleyin. Arkadaşlar problemlerde yılanın başı burasıdır. Sayı kesir problemleri. Arkadaşlar sayı kesir problemlerini çalışacaksınız, güzel bir şekilde yöntemlerini öğreneceksiniz. İşin temel mantığını öğreneceksiniz ve daha sonra sayı kesirle ilgili ortalama 200 ya da 300 soru çözeceksiniz ve daha sonra konularınızı ilerletirken diğer konulara çalışırken her gün mutlaka en az bir test sayı kesir problemleriyle ilgili soru çözeceksiniz. Bunu sınava kadar alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor çünkü gerçekten burası çok önemlidir. Sayı kesir problemlerini başka sorularda da kullandırtabiliyorlar. Yani problemlerde arkadaşlar örneğin problemlerde diyelim ki 12 soru geliyorsa emin olun bu 12 sorudan en az 5 tanesi sayı kesir problemleriyle ilgilidir. Bazen 7 soru bile gelebiliyor. Ve sayı kesir problemlerini sayısal mantıkta da kullanabiliyoruz. Burası da önemlidir. Arkadaşlar sayı kesir problemlerini bitirdikten sonra normal konularınızı çalışmaya devam edeceksiniz. Bir yandan da her gün alışkanlık haline getireceğiz. Sayı pro kesir problemleri ilgili her gün bir test mutlaka çözeceğiz. Sadece sayı problemleri de olabilir, sayı kesir karışık da olabilir. Ama mutlaka her gün bir test çözmeyi alışkanlık alışkanlık haline getireceğiz. sevgili arkadaşlar yüzde kar zarar problemlerini de bitirdikten sonra Burada kesinlikle sayısal mantık da artık çalışmalısınız. Yani sayısal mantığı şu konular bittikten sonra sayısal mantığa çalışmaya başlamamanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bakın yüzde kar zararda bittiyse kesinlikle artık ne yapacaksınız? Sayısal mantığa çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Sayısal mantık nasıl çalışılır? Arkadaşlar birazdan göstereceğim. Bir oynatma listesi var. Mükemmel bir şekilde baştan sona kadar sayısal mantığı anlatmışım. ilk önce PDF'leri alacaksınız, indireceksiniz sevgili arkadaşlar. Benimle birlikte sayısal mantığı güzel bir şekilde bitireceksiniz. Ondan sonra sayısal mantıkla ilgili her gün en az bir test çözeceksiniz. Sayısal mantık diye konu yoktur sevgili arkadaşlar. Ben bunları karakterize edip güzel bir şekilde anlattım. Sayısal mantıkla ilgili ayrıca bir videoda nasıl çalışılıyor? Nasıl çalışılması gerekiyor? Ayrıca bir videoda gelecek. Yani siz buraya geldiğinizde artık sayısal mantıkta çalışmaya başlayabilirsiniz. Ve ayrıca. Arkadaşlar şu an söyleyeceğim gerçekten hayat kurtarıyor her sene birçok öğrenci şu yanılgıya düşüyor. Birçok öğrenci problemlere çalışma sırasında şurayı ve burayı tekrar etmeyi imal ediyor. Arkadaşlar siz problemlere çalışırken sürekli sayılar ve işlem yetenek konularını tekrar etmek zorundasınız. Birçok öğrenci problemlerde sıkıntılar yaşıyor. Problemleri anlayayım, problemlerde full çekeyim diye 1-2 ay boyunca problemlere çalışıyor. Ve bu 1-2 ay boyunca buraları hiç tekrar etmediği için geçmiş konuları ne yazık ki bu konuları unutuyor. Bu konularda da Ortalama 20 soru geldiği için bu konularda gelen 20 sorudan mahrum oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne kadar önemliyse burası bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla siz problemlere çalışırken kesinlikle bir yandan da haftada bir kere de olsa sayılar ve işlem yeteneği kısmını da bitirmek zorunda tekrar etmek zorundasınız. Bu şekilde konularınızı ilerleteceksiniz sevgili arkadaşlar. Biz şu an konularda işçi emek problemlerindeyiz. Yani ortalama bir ay içerisinde ben konuları bitireceğim zaten. Buraya geldiğimizde pardon şuraya geldiğimizde arkadaşlar dördüncü tekrarı benle birlikte yapacaksınız. Bakın burada 4. 4. tekrarı yapacağız. 3. tekrarı burada yapmıştık. Ve daha sonra grafik tablo problemleri kümeler, permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyon, fonksiyon dizileri, işlem modelleri, aritmetik konularını bitireceğiz. Sayısal mantıkta zaten arkadaşlar sona bırakmayın. Yüzde kar zarar problemleri bitirdiğiniz an artık sayısal mantık çalışmaya da başlayabilirsiniz. Bu şekilde konu, konuları ilerletirseniz sevgili arkadaşlar başarılı olursunuz. Şimdi ben ekranımı bir daha paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar şimdi demin anlattığım konular var ya burada zaten anlatmışım. Bakın Gerçel Matematik YouTube kanalına geldiğiniz zaman oynatma listesine tıklamanız gerekiyor. Oynatma listesine tıkladığınız zaman oynatma listesine tıkladığınız zaman oluşturulan oynatma listelerine tıklayın bir daha da bence tıklayın tıklamasanız da zaten burada var arkadaşlar oynatma listesi ama oluşturulan oynatma listelerine tıkladığınız zaman tüm oynatma listeleri bu şekilde geç, geçen sene bu sene yaptığım tüm oynatma listeleri karşınızda olacaktır. Biz bizim oynatma listesi burasıdır arkadaşlar. 2022 DGS KPSS ALES TYT konu anlatım oynatma listesi. Yani şu an ben buradaki oynatma listesi bu sene. Bakın 2022 konu anlatım diyor. Bu hem DGS hem KPSS hem ALES hem TYT için uygundur sevgili arkadaşlar. MSU'ya çalışıyorsanız ona da uygundur. Ama özellikle DGS, KPSS, ALES için muazzamdır. Arkadaşlar bu oynatma listesine bir girelim. Bakın zaten ilk konu temel kavramlar. Birinci adımdan başlamışım. Yani deminki anlattığım konu sıralamasına göre burada temel kavramları 3 videoyla bu şekilde konuları ilerletmişim sevgili arkadaşlar. Ve yeri geldiğinde bu şekilde e, sorularla tekrar demişim. Genel tekrarlar da yapmışız. Şu an konularda neredeyiz? Hareket ve hız problemleri ikinci adımdayız arkadaşlar. Ortalama bir ay içerisinde Allah'ın izniyle tüm konuları bitireceğim. Sizler de bu oynatma listesi bu düzene göre gide, gideceksiniz sevgili arkadaşlar. Bakın aynen bu düzene göre gitmeniz lazım. Konu sıralaması budur. Yani e, kitap linkini soranlar var. Hocam kitabınız nerede? Arkadaşlar bakın temel kavramlar bir daha e, açıklama kısmına gelirseniz. Bu videonun açıklama kısmına daha fazlaya tıklarsanız. Burada kitap için linkimiz var. Bu linke gerçelmatematik.net sitesine girerek kitabınızı temin edebilirsiniz. Kitabınızı aldıktan sonra kitabınızı açıyorsunuz. Bu oynatma listesinde sırayla ben ne diyorsam onu yapıyorsunuz. Ödevler veriyorum, tekrarlar yapıyorsunuz benimle birlikte falan fistan. Bu bir. Şimdi geri geliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın diğer oynatma listelerine bakalım burada hocam bunlar nedir arkadaşlar bunlar geçen senedir bakın mesela burada 137 tane falan video var bunlar geçen sene anlattığım konulardır ama ben her sene kendimi güncelliyorum bu sene 2022 DGS KPSS ALES TYT konu anlatım videosu listesi budur arkadaşlar. Ayrıca 2022 sayısal mantık videoları da buradadır arkadaşlar. 18 videodan oluşuyor. Bu listeye girip sayısal mantık benle birlikte çalışabilirsiniz. 2022 geometri konu anlatım listesi de budur arkadaşlar. Bu sene geometriyle ilgili sadece soru çözeceğim ama 49 videoyla tüm geometriyi baştan sona kadar konu anlatımını bitirmişim. Geometriye çalışmak istiyorsanız bu buraya girip geometriye çalışabilirsiniz. Diğer oynatma listelerini de inceleyebilirsiniz arkadaşlar ama sizin için bu sene bakın 1 2 3 3 bu 3 oynatma listesi gerçekten çok önemlidir. Şimdi tekrar size dönüyorum. Sevgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten matematikte başarılı olmak için bir Sabırlı olmamız gerekiyor. 2- Sürekli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. 3- Bir beklenti içerisine girmememiz gerekiyor. Sürekli emek vermemiz gerekiyor. 4- Az hasarla ben bu işin üstesinden geleyim. Yani hiç acı çekmeden, çok fazla ders çalışmadan bir şekilde matematiği halledeyim düşüncesine girmememiz gerekiyor. 5- Neden sonuç ilişkisini... Aramamız gerekiyor arkadaşlar. Sıralamalarını değiştirmiş olabilirim. Yani karıştırmış olabilirim. Siz anladınız. Arkadaşlar matematikte başarılı olmak zeka işi değil. Çalışma işidir. Bana güvenebilirsiniz. Eğer gerçekten siz bu işin hakkını verirseniz. Gerçekten çalışırsanız. Gerçekten emek verirseniz. Sonuna kadar mücadele ederseniz. Kendiniz de göreceksiniz zeka işi olmadığını. Tamamen çalışma işi olduğunu göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar matematiğe nasıl çalışmamız gerekiyor? Çalışma sırasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gerçekten matematikten başarılı olmak için... Kurallarımız nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Ee, bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Sizlerin eleştirilerinize bakarak bu kanalı daha güzel hale getiriyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazarsanız bu sorulara bakarak sizlere videolar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sınav yolunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.